Vaka kritik. Fuat Sezgin'i konuşacağız ama Fuat Sezgin'den önce bir göç olgusuyla başlayacağız. Arkasından Osmanlı'da entelektüel göçten bahsedeceğiz. Özellikle Mısır üzerinden onu konuşacağız. Sonra da iki değerli dünyanın geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi göç sadece kitlelerin göçü değil, aynı zamanda göç entelektüel bir tarafı da olan bir göç. Orta çağa bakarsanız aslında göçmenliğin ya da seyahatin bir entelektüel uğraş olduğunu görürsünüz. Pek çok bildiğimiz, ismini bildiğimiz pek çok ismin aslında eğitim hayatları boyunca bir yerden bir yere göçtüklerini görürsünüz. Bu aslında Orta Çağ boyunca İslam dünyasında ve aslında Orta Çağ dünyasında, Avrupa dünyasında entelektüel anlamda bir göç meselesi. Yani göçün bu anlamda bir entelektüel tarafının olduğunu da gösteriyor. Bir anlamda düşünce aslında uç beylerinin bize yani uçlarda yaşayan bir şey olduğunu görürsünüz. Ve bu üretimin de aslında bu göçen insanların üretimiyle ilgili olduğunu görürsünüz. Aslında Fuat Sezgin'in hikayesinde de birazdan göreceğiz. Türkiye'ye gittikten sonra neredeyse 1200 ciltlik bir bilim tarihiyle ilgili, İslam bilim tarihiyle ilgili bir eser ortaya koymuş. Onun hikayesi aslında bir anlamda entelektüel göçün hikayesini de bize gösterecek. Ben o zaman sırasıyla Sıddık Korkmaz Hocam ve Yusuf Sayın Hocam'dan başlayacağım. Göç olgusunun sosyal ve kültürel etkisini bize anlatacaklar. Buyurun hocam. Süre 7,5. Evet, herkese tekrardan merhabalar, iyi günler dilerim. Ben de çok teşekkür ederim bu zirveyi düzenleyen herkese. Bizim tebliğimizin konusu tabii Profesör Korkmaz'la birlikte hazırlamıştık. Göç olgusunun sosyal ve kültürel etkisi. Fuat hocamızın bu konudaki bilimsel yaklaşımlarını incelemeden önce evvela göçün ne demek olduğunu biraz daha farklı bir yaklaşımla sizlere müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Göç olgusunun sosyal ve kültürel etkilerinin hem günümüz toplum bilim yaklaşımlarında ele alındığını, bununla birlikte İslam'ın da bu konuda, İslam fıkhının bu konuda çeşitli yaklaşımlarının mevzu bahis olduğunu belirterek başlamak isterim. Tabii ki bu yaklaşımlar ele alınırken konu İslam fıkhı açısından İslam Darul Harp olarak ele alınmış ama biz tebliğimizde yeni bir yaklaşım, belki de yeni bir tartışmayı açabilmek ümidiyle Darul İnsan penceresinden acaba ele alınır mı? Bunu incelemeye çalıştık. Tabii Darul İslam meselesi özellikle İslam tarihine özgü bir uygulama olarak karşımıza çıkarken göç meselesine olan yaklaşımların genellikle devlet merkezli olarak gösterilmesi konunun insan odaklı bir yaklaşım olmaktan çıkarıldığını bize göstermiş. Tabii ki buna ilave olarak devlet merkezli bakış açısına ilave olarak bir de meselenin biraz daha meta anlatı olarak medeniyet merkezli olarak görülmeye çalışılması yine insan meselesine ilişkin bir ihmali, bir görmezden gelişi beraberinde getirdiğini ifade etmek isterim. Göç nedir? Biraz daha bu konuyu açacak olursak göç olgusunun toplumun evrimi sırasında geçirdiği dönüşümlere paralel olarak ortaya çıkan bir uyum, bir entegrasyon hareketi olduğunu ifade etmemiz gerekir. Sosyolojik bu yaklaşıma ilave olarak İslam sosyolojik yaklaşımında da bu meselenin hicret yahut muhaceret hareketi olarak ele alındığını ifade etmemiz gerekir. Tabii ki böylesine insanlığı ilgilendiren bir harekete İslam yaklaşımının da tepkisiz kalmadığını, bir gelenek olarak hukuk sisteminde göçü anlamaya yani hicreti anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştığını ifade etmemiz gerekiyor. Tabii ki İslam tarihi denildiği zaman malumunuz olduğu üzere bu tarih aslında yine bir göç hadisesiyle başlatılır. Gönüllü bir göç hadisesi olmaktan öte zorunlu bir göç hareketi olarak hicret olayıdır
İslam tarihinin yahut hicri takvimin başlangıç hareketi olarak. Tabii ki burada vurgulamak istediğim özellikle husus bu, yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu muhaceret hareketinin gönüllülük esasına dayalı olmaktan öte, o dönemin koşulları, konjektürü gereği mecburiyet esasıyla gerçekleşmesini hatırlatmak isteriz. Günümüzde de bugün büyük dönüşümlerin yaşandığı, büyük muhaceret hareketlerinin görüldüğü bu dünya, günümüzde de bir göç hareketliliğinin tıpkı İslam tarihindeki hicret hareketliliğine benzer şekilde çok büyük dönüşümlere kapı aralayacağını ben burada vurgulamak isterim. Tabii ki çalışmamızda da ifade ettiğimiz üzere son yıllarda uluslararası ilişkilerde göç olgusuna bağlı gelişmelerin etkileyici ve dönüştürücü etkisinin hayli güçlendiği ve artık uluslararası politikanın çok temel tartışma konularından birisi haline geldiğini görmekteyiz. Mesela son dönemin uluslararası politik konularını ele aldığımız zaman malumunuz Suriye krizi yahut Suriye meselesi listenin en baş sıralarında gelmektedir. Nedir Suriye meselesinin dış politikayı yahut uluslararası politikayı bu kadar etkileyen tarafı? Çünkü bir göç hareketliliğinin başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini, genel olarak Avrupa kıtasını tehdit ediyor oluşu ve göçe bağlı olarak sorunların çok ciddi toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi sonuçlara neden olduğudur. Tabii ki göçe bağlı olarak sorunları minimize etmek için yapılması gerekenin daha çok insani bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğidir. Burada vurgulamak istediğim, kalan vaktimde vurgulamak istediğim husus, göç meselesinin daha çok insanın hikayesi açısından ele alınmaması. Yani göç edenin kendisine özgü bir hikayesi vardır. Göç ettiği yerde kendi hikayesini taşır, kendi dünyasını taşır ve orada yeni bir dünya kurar. Burada biz meseleyi sadece mezhep, din, devlet, medeniyet gibi çok meta anlatılarla ele aldığımız zaman burada aslında meselenin odak noktası olan insanın görmezden gelindiğini çok rahat görürüz ve bu büyük bir ihmaldir. Göç meselesini ele aldığımız zaman bunun devletler üstü, medeniyetler üstü, efendim belki de dini kimlikler üstü bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini ben sunumumda vurgulamak istiyorum. Burada güncel tartışmalara, son birkaç dakikamda güncel tartışmalara değinmek isterim. Bir husus var, o da ensar ve muhacir kardeşliği meselesi. Bunu hocam da değinecektir. Burada bir yanlış anlaşılmanın olduğunu düşünüyorum. Zira eğer hocamız İslami ilimler alanında uzman, kendileri takdir edeceklerdir. Eğer İslam'ın kuruluşunun, yani İslam devletinin kuruluşunun Medine dönemi olduğunu ifade edecek olursak, Ensar Muhacir kardeşliği Medine döneminin başlangıç dönemidir. Yani bir İslam devletinin ortaya çıkmadan önceki aşamasını bana anlatıyor ve bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak ben bu meseleyi böyle anlıyorum. Bu bir o zaman Darul İnsan perspektifinden bir bakıştır. Yani İslam'ın, Hazreti Peygamber'in bakışı bu noktada evvela İslami değil, insani bir bakıştır demek istiyorum. Ensar Muhacir kardeşliği meselesinin düşünülmesi gerektiği söyleniyor günümüzde. Ama Ensar Muhacir kardeşliğinin işte eşlerin paylaşımı, ticaretin paylaşımı, hayatın paylaşımı gibi çok önemli hususları ihtiva ettiğinden günümüzdeki olgunun çok Ensar Muhacir kardeşliği perspektifinden anlaşılmaması gerektiğini, meselenin yeni bir insani yaklaşımla ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz bir tebliği beraber sunuyoruz. Ben şimdi Yusuf Bey'in kaldığı yerden devam edeceğim. Şimdi aslında bizim tebliğimizin omurgasını kültürümüzün eleştirisi oluşturuyor. Çünkü şöyle bir karışıklıkla yüz yüzeyiz. Bizde kültür dinleştirilmiş durumda. Halbuki din ve kültür birbirinden farklı şeyler. Ve burada yapılan konuşmaları ilgiyle takip ettiğimizde
sonuç varıp dine dayanıyor. Çünkü göç, iltica, muhacirlik, hicret dediğimizde işte peygamberin hicreti bilmem şu bu söz oraya geliyor. Ve biz peygamberin hicreti dediğimizde hicrete yani göçe güzellemeler yapmaya başlıyoruz. Halbuki peygamberin devrine veya peygamberin kendi hayatına gittiğimizde Hazreti Peygamber göç etmek isteyecek miydi yani? Yani Mekkeli müşrikler onunla kavga etmek istemeselerdi, onu öldürmek istemeselerdi Hazreti Peygamber göçecek miydi yani? Hayır, göçmeyecekti. Dolayısıyla göç böyle kendisine güzellemeler yapılacak bir olgu değil. Bunun tersine yine peygamber döneminden olayı takip edecek olursak, yaşanmışsa bir olgu olarak önümüze gelmişse bunu pozitif yöne kanalize edilmesi gereken bir olgu olarak çıkıyor karşımıza. Şimdi biz peygamber dönemine bakalım. Peygamber ve inananlar yani muhacirler ne yaptılar Medine'ye geldiklerinde? Onlar Medine'deki sosyal hayata hemen intibak ettiler. Mekke'deki işleri neyse onu devam ettirmeye başladılar. Kimi ticaretle uğraştı, kimi ziraatla uğraştı, kimi eğitim öğretimle uğraştı. Dolayısıyla bugün Suriye'den gelen göçmenler konusunda bizim üretmemiz gereken politika da bu. Gelen göçmenleri eğitimde, ziraatta, ticarette, sanayide istihdam etmenin yollarına bakmak gerekiyor. Yoksa onlara ne kadar iyi yaptınız, bilmem hoş geldiniz falan demenin bir anlamı yok. Gelişmiş ülkelerde yapılanlar da bu. Yani mesela Suriyeli göçmenlerin kaymak tabakası, eğitimli kesimi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde. Halbuki onları elimizden kaçırmamamız gerekiyordu. Burada istihdam etmemiz gerekiyordu. Bu oturumun temel konusu olan Fuat Hoca'nın durumu da bu. Fuat Sezgin Hoca'nın durumu da bu. 1950'li yıllarda hocaya Ankara Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde istediği gibi çalışma imkanı sunulmuş olsaydı hocanın Almanya'da şurada burada işi neydi yani? Yani dolayısıyla göç olgusunu reel bir olgu ve pozitif alana kanalize edilmesi gereken bir olgu olarak görmek gerekiyor. Biz tebliğimizde, bizim fıkıh geleneğimizde var olan Darul Harp ve Darul İslam kavramlarıyla ilişkilendirmek istiyoruz. Şimdi Darul İslam kavramı ne kadar doğru bir kavram? Geçmişte gelenek içinde böyle bir kavram üretilmiş. Bu kavramın günümüzde karşılığı var mı? Ben mezhepler tarihçisi yani dini akımların, dini cemaatlerin üzerinde çalışan bir uzman olarak biliyorum. Siz de biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Bu kavramları kullanarak Türkiye'de veya Avrupa'da ahlaksızlık üreten, ahlaksızca ticaret geliştiren dini cemaatler var, yapılar var. Yani isimlerini vermem mümkün değil. Ve onlar bu kavramlar üzerinden kendilerine göre şirketler, şunlar bunlar geliştiriyor. Ama bu ahlaki bir tutum değil. Yani bu tutumun topluma dönüşleri olumlu olmuyor. Toplumu bölüyor, toplumu parçalıyor. Toplum içinde ahlaksızlığın zemin bulmasına sebep oluyor. Buna engel olmak için bizim kodlarımızı, paradigmamızı, değerlerimizi gelenekteki bazı bugün geçerliliği olmayan kavramlar üzerinden değil, bugünün kavramları üzerinden şekillendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda mesela Darul İslam geçmişte belki karşılığı olan bir kavramdı. Bugün böyle bir kavramın gerçekliği yok yani. Çünkü İslam'ın temel ilkeleriyle Müslüman devletleri veya Müslüman olmadığı iddia edilen, yani Müslüman olmayan devletleri kıyasladığımızda İslam'ın temel ilkeleri Müslümanların çoğunlukta ve egemenlikte olduğu ülkelerde değil, Müslüman olmayanların egemenlikte olduğu ülkelerde çıkıyor. Dolayısıyla bu kavramların bugün karşılığı ve geçerliliği yok. Darül Harp kavramına baktığımızda buradan Müslümanların barbarlığını, vahşiliğini bilmem üretmenin, böyle bir söylem geliştirmenin de anlamı yok. Çünkü tarihi tecrübeye baktığımızda Moğolların, Haçlıların Müslüman coğrafyada yaptığı talanın, bilmem eziyetin, bilmem yok etmenin karşılığını biz Müslümanlarda görmüyoruz. Mesela Müslümanlar bir tarihlerinde Nagasaki yaşatmadı insanlığa, bir Hiroşima yaşatmadı insanlığa. Fakat bu söyleminde şöyle bir olumsuz tarafı var. Biz işe hep hak hukuk yani duygusallık boyutundan bir söylem geliştirerek bakıyoruz. Bu söylemlerin de reel dünyada karşılığı yok. Yani haklı olabilirsiniz ama haklı olmanız sizin alacaklı olduğunuz anlamına gelmiyor. Çünkü reel dünya gücü esas alıyor. Güçlü olabilmek için sizin bilim bakımından, bilgi bakımından güçlü olmanız gerekiyor. Yani gücünüzün bu değerlerle beslenmesi gerekiyor. Şimdi göç edenler
zorunlu olarak yaşamışlarsa vardıkları coğrafyayı, yani Darul İslam, Darul Harp kavramlarıyla değil, Darul İnsan kavramıyla görmek zorundalar, görmek durumundalar. Din adına konuşanlar da bu çizgiden bir söylem geliştirmek durumunda. Çünkü yeryüzü Allah'ın mülkü, bunu hatırlatmam gerekiyor. Şunu söyleyerek ben Sayın Başkan'ı süre konusunda sıkıştırmak istemiyorum. Günümüzde taşımacılık, ulaşım, internet gibi faktörlerin yayılması sebebiyle coğrafi sınırların bir anlamı kalmadı. Yani kültür ve bilgi rahatlıkla ulaşılabilen kaynaklar haline geldi. Bu kaynakları bizim de kullanarak din alanında olsun, siyaset alanında olsun, sosyal alanda olsun evrensel değerler üretmemiz gerekiyor. Bu değerler üzerinden kurumlar, yapılar geliştirmemiz gerekiyor. Yaşanan göç olgusunu da, yani Suriye, Afganistan, Irak bu gibi tecrübeleri bahsettiğim evrensel değerler üzerinden pozitif bir alana kanalize etmemiz gerekiyor. Enerjimizi buraya harcamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sıddık Hocam'a teşekkür ediyoruz. Bugün Suriye mültecisi, göçmeni Amerika'da sadece 2500 kişi var. Ve bu toplam göçmen nüfusun sadece 0.5'i. Ve bunların da sizin söylediğiniz gibi nitelikli olmuş olması. Yani onların bir şekilde seçilmiş olması. Göç üzerine çalışan araştırmacılarının tahminen 40 yıl içerisinde 1 milyar insanın göçmen olacağı tahminleri var. Yani bu şu demek, yani 10 kişiden bir kişinin göçmen olma durumu var. Onlardan bir tanesinin bizim olmamız da söz konusu. Aslında bu zirvenin asıl amaçlarından bir tanesi buydu. Bu farkındalığı bir şekilde yaratmak. Yani önümüzde bir göçmenlikle ilgili bir durum var. Dünyanın beklediği bir küresel bir sorun var. Ve bu sorun sadece göçe maruz kalmış olan Türkiye gibi bir ülkenin çözebileceği bir sorun değil. Sorun burada. Bunu bir şekilde dünyaya yaratmış olan küresel aktörlerin maalesef çok umarsız olması. Yani bunu bir şekilde hatırlatma hikayesiydi. Evet, bunda belki bizim payımız olabilir, olmaz, bunu tartışırız ama asıl payın aslında dünyanın bu ulus devletlerden ulus ötesi devletlere evrilmesi noktasında bir küresel dünya, onun dayatmasıyla ilgili bir durum var. 100 yıl önce aslında bir ulus devlet noktasında dayatması vardı. Oradan inanılmaz bir göç vardı. Balkanlardan, Kafkaslardan bir göç vardı. Şimdi Orta Doğu'dan bir göç var. Dolayısıyla bu noktada bir düşünmemiz gerekiyor. Ama aynı zamanda göç olgusunu da iyi kavramsal olarak oturtmamız gerekiyor. Bu anlamda söyledikleri çok önemli iki hocamın da. Yani bu muhacir ve ensar meselesine oturtturduğunuzda başka bir yere evrilir bu mesele. Ki anladığım kadarıyla da İslami anlamda pek de bunu oturtturamadığınızı görüyorsunuz. O zaman yeniden bir terminoloji geliştirmeniz gerekiyor. Yani buna uygun bir terminoloji terminolojiyi bir şekilde devreye sokmanız gerekiyor. Buradan bunu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi Şefaattin Hoca ile devam edeceğim. Şefaattin Deniz, doçent doktor, Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümünden. Bu entelektüel göçün özellikle Osmanlı'da ve özellikle de Mısır üzerinden bize, İran ve Mısır üzerinden bize nasıl bir entelektüel göç olmuş ve Osmanlı bilim üretiminde bu göçmen entelektüellerin, göçmen alimlerin etkisi nasıl olmuş? Oradan belki Fuat Sezgin'e biraz kapı aralayacağız. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Kıymetli hocalarım ve sevgili öğrenciler. Ben şu an bu programda bilimle göç arasında nasıl bir ilişki var, nasıl bir bağlantı var, korelasyon var, bunu anlatmak istiyorum. Şu an günümüzde yöntem olarak çok fazla tarihçiler tarafından ilgi gören mevzu global tarihçilik üzerinden olayların değerlendirilmesi. Daha öncelerde daha çok Avrupa'da geliştirilmiş bir metot olan Eurocentric dediğimiz Avrupa merkezci bir tarih anlayışı vardı. Açıkçası ben metot olarak bunu tercih ettim ama Osmanlı'yı merkeze oturtturarak Osmanlı topraklarından doğuya göç. Ama bu göç tabii ilim adamlarının ya da bilim adamlarının göçü, bu mevzuyu izah etmeye, açıklamaya çalışacağım. Ekranda da gördüğünüz gibi bunu bir şekilde formülize etmeye çalıştım.
Aslında bu bir deneme, her türlü eleştiriye açık. Tam sağlam bir zemine ben de şu anda oturduğunu söyleyemem. Eleştiriler gelirse onun üzerinden yeni bir şekil verilebilir. Mevzu şudur, Osmanlı Devleti henüz 1300'lerin başında yeni kurulduğu zaman kendisinin talebelerini yetiştirebileceği düzeyde hocalara sahip olduğunu düşünmüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi Osmanlı topraklarından doğuya doğru ilimle uğraşan talebelerin hareket etmesi. Gittikleri yer neresi peki? Gittikleri yer Buhara, Semerkant, efendim Herat, Şiraz, İsfahan, Tebriz, yani bu şehirler. Osmanlı topraklarından talebeler işte bu şehirlere ne yapıyorlar? Göç ediyorlar. Tabii bu bağlamda bazı devletleri zikretmemiz gerekecek. Osmanlı başta olmak üzere. Bunlardan bir tanesi Timurlu Devleti, Akkoyunlu Devleti ve Safevi Devleti. Tabii her üç devlet devletin varlıkları ve devletin tercih sebeplerinden dolayı Osmanlı Devleti'nin bu topraklara olan göçü tersine akmaya başlayacak. Ne zamandan itibaren? Safevi Devleti'nden itibaren. Efendim, Osmanlı topraklarından talebeler Timur'la biliyorsunuz 1402 yılında bir Ankara Savaşı yapıldı. 1370'lerden 1400'lü yılların başına kadar Osmanlı topraklarından ilimle uğraşan insanlar bu şehirlere göç ettiler. Daha çok Timurlu Devleti'nin kontrolü altındaki bu şehirlere. Ankara Savaşı aslında Osmanlı siyasi tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktası. Yani devlet orada bir yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Fakat buna rağmen Osmanlı topraklarından Timur Devleti'nin sınırları içerisinde bulunan şehirlere ilim adamlarının ya da ilimle uğraşan insanların göçünde bir kesinti olmadı. Çünkü bu savaşı ben şu şekilde nitelendiriyorum. Bu bir siyasi mücadeleden ibaretti ve bu mücadeleyi Osmanlı devleti kaybetti. Hatta bunun etkileri devlet adamları üzerinde çok ciddi tesirler bıraktı. Çok kısa hemen bir şey söylemek isterim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethine giriştiğinde buna karşı çıkan Çandarlı Hayrettin Paşa'nın aslında esas gerekçesi, hani başka mevzular anlatılır ama o değil. Esas mevzu 1402'de Ankara Savaşı'nda yaşadığı o travmatik olay. Yani tekrar devletin başına böyle bir mevzu, böyle bir sorun gelebileceğinden dolayı bunu yani İstanbul'un fethini henüz belki erken görüyor veya bunu tercih etmiyor. İşte söylemek istediğim Timurlu Devleti zamanında 1402 Ankara Savaşı'na rağmen ondan sonraki süreçte zaten ilişkiler de düzeliyor Şahruh zamanında. Şahruh daha çok sınırlarını genişletmeden ziyade ilim ve kültür alanında devletini geliştirmeye ve genişletmeye bu anlamda çalışıyor ve gayret ediyor. Dolayısıyla iyi ilişkiler, münasebetler neticesinde Osmanlı topraklarından ilimle uğraşan insanlar az önce ismini saydığım bu şehirlere doğru göç ediyorlar. Gidiyorlar, eğitimlerini alıyorlar ve tekrar Osmanlı topraklarına gelip Osmanlı Devleti'nin çeşitli medreselerinde hoca olarak efendim yeni talebeler yetiştirmeye devam ediyorlar. Şimdi daha sonraki süreçte malum İstanbul'un fethi gerçekleşiyor. İstanbul'un fethi gerçekleştikten sonra Fatih Sultan Mehmet, bakın, Ayasofya'yı kiliseden camiye çeviriyor. Tabii ya bugün kiliseden camiye çeviriyor kavramı esasında kilisenin o caminin müze yapılmasından dolayı biz merkeze Fatih Sultan Mehmet kiliseyi camiye çevirdi diyoruz. Halbuki Ayasofya'nın esas özelliği şudur. Orası bir medresedir. Ya Fatih Sultan Mehmet orayı camiye çeviriyor ama cami tabii ki Müslümanların temel ibadet merkezlerinden birisi. Ama esas önemli olan kısım,
Yani bizim gibi bilimle, ilimle uğraşan insanlar için orasının bir medrese olması ve bu medrese, yani eğitim yuvası, bilimle uğraşan insanların toplandığı yer. Dolayısıyla burada yani cami kavramı aslında ön plana çıkmış gibi oluyor. Halbuki öyle değil. Orası bir medrese olarak hocaların talebelerine eğitim verdiği yer. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı ikinci bir iş nedir? Fatih tırnak içinde camiini yaptırıyor. Halbuki orası da bir cami olması ötesinde orası bir medresedir. Sahnisema medreselerinin bulunduğu yerdir. Yani etrafı komple, yani gidenler görmüştür ya da bugün hep cami temelinden olaya baktığımız için etraftaki medreselere çok fazla odaklanmıyoruz. Orası sahnisema medreseleri, Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar eğitim yapılan ve orada talebelerin yetiştiği bir yer olma özelliği gösteriyor. Sonra Kanuni Sultan Süleyman bu sefer Süleymaniye Külliyesi'ni yaptırıyor. Ama yani benim bakış açımdan orası bir külliyeden öte, yani külliye içerisinde bir cami olmasından öte, yine orasının bir medrese olması, yani bir eğitim öğretim yuvasının olması ve burada görev yapan hocaların o dönemde İslam coğrafyasındaki en nitelikli hocalar olması ve talebelerinin tabii bu şekilde çok eğitim alması. Biraz tabii Kanuni dönemine gittik, hemen geri dönüş yapmak durumundayım. O da şundan dolayı 1450'lere geldiğimiz zaman Şahruh ölüyor Timur Devleti'nden. Yerine oğlu Uluğ Bey geçiyor. Bu önemli. Neden önemli? Çünkü Uluğ Bey bir bilim adamı. Zici Uluğ Bey adını verdiğimiz, biliyorsunuz, onun kendisi bir astronom. Büyük bir astronomi hocası. Yani talihin ya da işte kaderin belki bir tecellisi olarak bir sultanın oğlu olarak dünyaya gelmesi. Yani bir sultanın oğlu değil de yani bir herhangi birisinin oğlu olarak dünyaya gelseydi ilim adamı olarak hayatını devam ettirecekti. Dolayısıyla çok daha farklı İslam dünyasına katkıları olacaktı. 3 yıl iktidarda kalıyor. Kim tarafından öldürülüyor biliyor musunuz? Oğlu tarafından. Yani İslam dünyasının en büyük bilginlerinden birisi olan Uluğ Bey maalesef siyasetin beceriksizliği, tabii kendisi beceriksiz bir devlet adamı olduğu için bir şekilde yönetemiyor ve oğul tarafından öldürülüp hayatına son veriliyor. Bu bizim için önemli bir dönüm noktası. Neden önemli bir dönüm noktası? Çünkü bu tarihten sonra artık Doğu Osmanlı'dan ilim olarak kendisini geliştirmek isteyen insanlar için bir cazibe merkezi olmaktan çıkıyor. Bizatihi kendisi bir cazibe merkezi haline gelmeye başlıyor. Fatih'ten itibaren biliyorsunuz Uluğ Bey'in oğlum diye hitap ettiği, efendim Kadızade-i Rumi ve Ali Kuşçu bir şekilde o topraklardan İran tarafına doğru, daha Semerkant'tan Berilere doğru geliyor İran topraklarına ve oradan da Akkoyunlu Devleti'nin temsilcisi olarak, ama bazı kaynaklar özellikle Heşt'te şu şekilde ifade ediliyor. Fatih Sultan Mehmet 1000 altın gönderiyor kendisine ve Osmanlı topraklarına işte gelmesi ve hayatının geri kalan kısmını Osmanlı topraklarında ya da İstanbul'da devam ettirmesi kendisinden isteniyor. Şimdi bu kısmı biraz hızlı geçeyim. Fatih'ten itibaren artık İstanbul'daki Ayasofya Medresesi ve Fatih Külliyesi ve diğer medreseler, bir takım medreseler talebeler yetişmeye devam ediyor. 1501 tarihi ya da 1500 tarihi çok önemli değil. 16. yüzyıl tam başı. Hem Türk siyasi tarihi açısından hem de İslam tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Neden? Çünkü 1501 yılında Safevi Devleti ismini verdiğimiz ve kendisine temel referans olarak 12 İmam Şialığını merkeze alan mezhep temelli bir devlet kuruluyor. Bu devleti kuran, ayrıntılara hiç girmiyorum, bu devleti kuran kadronun büyük bölümü de Anadolu'dan giden Türkmenler.
Şimdi bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. Bu devlet kurulunca ve kendisine 12 imam şialığını merkez alınca, dolayısıyla ben şu an burada Osmanlı'daki daha çok hani bugünkü kavramda pozitif bilimleri pozitif bilimler üzerinde çalışan insanları anlatıyorum ama bugünkü gibi net bir ayrım yok. Yani bir hoca hem astronom hem fıkıh hocası hem matematik hocası hem tarihçi, yani birçok bilimi aynı anda icra eden insanlar bunlar. Dolayısıyla 12 İmam Şialığı kurulunca ve Şah İsmail'in başında olduğu bu devlet tabiri caizse oradaki, yani yüzyıllardan beri orada devletler, Timur Devleti, Akkoyun Devleti ya da daha öncesindekiler Ehl-i Sünnet devletler olduğu için ya da Sünni devlet bugün kavramda işte Hanefi, Şafii mezhebine bağlı ya da onların merkezde olduğu bir devlet olduğu için burada yetişen ilim adamları da doğal olarak bu nitelikte insanlar. Fakat Şah İsmail bu 12 İmam Şialığı'nı merkeze alınca oradaki toplumu dönüştürme ya da kültürel kodların değiştirme hamlesine girişiyor. Bu bağlamda hem toplum Şia mezhebine geçiş için zorlanıyor, itiraz edenler katlediliyor, hocalar özellikle zaten en önemli kısmı o, aynı uygulamaya hocalar da tabi tutuluyor. Yani o dönemde İran topraklarında yaşayan, İsfahan'da, Şiraz'da neyse çok örnekleri var bunların. Bu anlatımların hepsi bizatihi Safavi kroniklerinde, yani Safavi devlet tarihçileri ya da Safavi saray tarihçileri bu hikayeyi anlatıyor. Diyor ki, işte biliyorsunuz mevzuyu, işte küfret Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, neyse Ayşe'ye, küfredenler mezhebini değiştirmiş oluyor, saf değiştirmiş oluyor. Küfretmeyenler tabii ki öldürülüyor. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor, diğerlerine, diğer şehirdekilere, kardeşim artık bizim güzergahımız, bizim yolumuz bundan sonra bu şekilde cereyan edecek. Size burada yaşam hakkı yok. Yani ya siz toplumla birlikte dönüşün ve bu şekilde hayatiyetinizi devam ettirin ya da bu ülkeden gidin anlamına gelir. Peki o zaman nereye gidecekler? Gidecekleri yön, birkaç yön var tabii. Hindistan'a gidenler var ama çok değil. Yine işte Buhara ve Semerkant tarafına gidenler var. Bunlar da çok değil. Osmanlı tabii Fatih ile birlikte devlet güçlendikçe ekonomi de güçleniyor bununla bağlı olarak. Dolayısıyla bir cazibe merkezi oluyor ve esas sirkülasyon bilim adamlarının göçü ne tarafa? Osmanlı topraklarına doğru olmaya başlıyor. Dolayısıyla bu hikaye bu şekilde devam ediyor. Üçüncü bağlamda bilim adamı ve hami patron ilişkisi üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Zaman da çok daraldı, ben farkındayım. Çok hızlı bir şekilde bitireceğim. O da şudur. Şimdi o günü düşünmek zorundayız. Bugün üzerinden olayları anlamamız biraz zor. Bugün bir mesela ben bir tarihçiyim. Benim yazdığım kitabı, bir kitap yazdığım zaman benim muhatabım kimdir? Dünyadaki, şu an itibariyle söyleyeyim, dünyadaki herkestir. Mesela bir kitap yazıyorsunuz, Harvard Üniversitesi hemen o kitabı satın alıyor. Ya da X şehrinde insanlar işte kitap satış sitelerinden kitabı sipariş ediyor ve o kitabı alıyor, okuyor. Dolayısıyla benim hedef kitlem çok geniş. Ama o gün matbaa olmadığı için hedef kitlesi daralıyor. Hedef kitlesi kimdir? Çünkü eserler yazılıyor, istinsal ediliyor ya da kopyalanıyor. Kopyalandığı için çok az sayıda kopyalanıyor. Dolayısıyla toplumun büyük kesimi zaten bu işlerle ilgilenmiyor. İlgilenen saray çevresi ya da işte ilim meclislerinde belli kesimdeki insanlar. Dolayısıyla çok az şey var. Ama bir de şu var, bizim tarihte geliştirdiğimiz bir metot var. O da şudur, marifet iltifatı tabidir. Müşterisiz mal ya da meta zayidir. Yani ben bir eser yazıyorsam bunun mutlaka bir şekilde teveccüh görmesini istiyorum. Peki kim tarafından teveccüh görecek? Hamiler ve patronlar tarafından. Peki hami ve patronlar kim? Hami ve patronlar ya sultanlardır, ya vezirlerdir, ya da işte o dönemde tabiri caizse para kimdeyse ya da ilgi kimdeyse onlardır. Dolayısıyla ilim adamlarının otomatikmen kimlerle bir arada olması gerekiyor ya da kimlere ulaşması gerekiyor? Siyasetin merkezindeki insanlarla, yani sultanlar ama bir de siyasette dinamik bir yapı, yani değişim ve dönüşümler oluyor,
İşte sultan öldürülüyor, savaşta ölüyor, şu oluyor, bu oluyor. Onların kaderinin değişmesiyle birlikte bilim adamının da kaderi değişmeye başlıyor. Yani şimdi yani bunun için kain olmaya gerek yok. Ulu Bey öldürülünce herhalde etraftaki insanların çok rahat ve huzurlu bir şekilde hayatiyetini devam ettirebildiğini söyleyemeyiz. Ya da siyasi tercihleri, siyasi yönelimlerinden dolayı bilim adamlarından tuğkaka edilebiliyor. Ya çok basit bir örnek vereyim. Şimdi aklıma bu geldiği için İlber Hoca kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı. Hemen sosyal medyada bir şeye tabi tutuldu. Neden? İşte bu sebepten dolayı. Bilmem demek istediğimi anlatabildim. Yani bilim adamlarının ya da ilim adamlarının siyasetle bugün zorunluluğu aslında çok fazla yok. Ama o gün zorunluluğu vardı ve bundan dolayı da ilim adamlarının kaderi ve kariyeri kendi hamilerinin, patronlarının kaderi ve kariyeriyle doğru orantılı bir şekilde işliyordu. Son olarak şeyle bağlayayım, hocayla. Fuat Sezgin hocayla. Fuat Sezgin hocanın hocalarımız ayrıntılı bir şekilde az sonra anlatacaklar. Ben hiç ayrıntıya girmeyeceğim. Benim ne demek istediğim hocalarımız anlatınca tam anlamını bulacak. O da şudur. Fuat Sezgin hoca İstanbul Üniversitesi'nde hoca. Ama doktora tezi şu. Buhari'nin kaynakları üzerine. Yani hadis üzerine doktora tezi yapıyor. Ama o dönemin siyasi konjonktürü yani otomatikmen böyle bu tip işlerle uğraşan insanlar çok fazla sevilmez. Şimdi gerçekçi olmamız gerekiyor. Tabii darbe de gerçekleşince biliyorsunuz ilim adamının en büyük düşmanı yine ilim adamıdır. Kıskançlık, haset ve benzeri şeyler ilim dünyasında. Bunu da bir sahadan bir hoca olarak bunu söylemek durumundayım. Dolayısıyla çünkü çok hikayeler var bunların. Fuat Sezgin Hoca'yı üniversiteden başka bir hoca bu adam Demokrat Partilidir diye ihbar ediyor ve Milli Birlik Komitesi'nde de işte şikayet eden kişinin bir tanıdığı var. Hoca 147'ler listesinde işte gazeteler yazıyor 147 hocanın üniversiteden atıldığını yazıyor. Öğrenci hemen bakıyor listede kendisi de var. Artık Türkiye'de ilim yapamayacağını bundan dolayı da yönünü işte dışarıya çeviriyor. İşte tam söylemek istediğim devlet ve siyasetin hami, patron, burada bir hami yok ama devletle bağlantılı bir durum var. Kaderiyle ilim adamının kaderinin nasıl birbiriyle örtüştüğünü gösteriyor. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Biz de Şefaattin hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize Osmanlı dünyasında entelektüel göçün etkilerini ve bunun gerekçelerini bir şekilde anlattı. Göç devam ediyor bir şekilde. Buradan işte İtalya'ya devam edecek İstanbul fethedildiğinde. Sonra asıl hikayemize dönecek olursak, yani Fuat Sezgin hikayesiyle ilişkilendirecek olursak, o da şu, biliyorsun Cumhuriyet kurulduktan sonra Darülfünun'la ilgili bir takım problemler olacak. Ki aslında Darülfünun da medreseye karşı kurulmuş bir kurumdu, yani modern bir kurumdu. Fakat yeterince anladığım kadarıyla devrime katkı sağlamadığını düşünerek orada bir üniversite devrimi düşünüyor Cumhuriyeti kuran kadro. Ve bunun için de bir Alman profesör gelecek, Mach gelecek ve Türkiye'de bir üniversite reformunda önemli bir rapor hazırlayacak. O sırada da Hitler Almanya'sında bir şekilde sıkıntı yaşayan Alman Yahudi profesörler var. Onlar da bir şekilde başka ülkelere gitmeye çalışacaklar. Hocamın anlattığı gibi. Çünkü düşünce ancak özgür bir ortamda gerçekleşebilir. Yani can korkusu olan bir yerde insanların herhalde en son yapacakları şeylerden bir tanesi düşünce üretmektir. O yüzden de böyle bir arayış içerisinde tam da Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversite reformlarına denk gelecek bir şekilde onlar davet edilecek ve Türkiye'ye girecekler. Ve bizim Fuat Sezgin hocamızın aslında hocalarından birisi de bu şekilde bir göçmen olan Helmut Ritter. Ve onun bir oryantalist, Alman, Yahudi asıllı bir oryantalist. Ondan aslında etkilenecek, onun telkinleriyle aslında bilim dünyasına ilk girişinin olduğunu görüyoruz. Bu hikayeyi aslında merak edenler Sezgin Hoca'nın hikayesiyle birlikte bu Yahudi göçünün, Yahudi bilim adamlarının Türkiye ve üniversiteye olan etkisini merak edenler Hirç'in bir hatıraları var.
O Hirçin hatıraları birkaç defa yayınlandı bildiğim kadarıyla. Piyasalarda bulmaları mümkün. Oradan takip edebilirler. Yani bunlar hangi saiklerle kendi bulundukları ülkeyi terk edip başka bir ülkede bilim yapmayı, ki kısa bir süre sonra da zaten çok fazla kalmayacaklar. Büyük bir kısmı başka ülkelere gidecekler. Amerika'ya gidecekler. Ama bizdeki modern bilimin pek çok alandaki, ben tarihçiyim, tarih alanında da pek çok önemli isim var. Hukukta var. Hatta teolojide var. Orada bu bilim adamlarının Cumhuriyet dönemi üniversitesinde bilimin önemli ayaklarını, temel direklerini bir şekilde oluşturduğunu göreceğiz. Şimdi buradan Fuat Sezgin Hoca'nın hikayesine geçmek istiyorum. Burhanettin Çorlak Hocam hem bize belgeselden bahsetsin, Fuat Sezgin'le ilgili ve Fuat Sezgin'in Hollanda'yla olan değil mi, ilgisinden ve ilişkisinden bahsetsin. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle saygılarımı sunmak istiyorum. Ben bilim adamı değilim, akademisyen değilim, bilim adamı hiç değilim. Dolayısıyla bilimsel bir tebliğden ziyade Hollanda'da kısaca medyayla bir bağı olan bir kimse olarak yaptığım bir çalışmadan size kısa kesitler vermeye çalışacağım. Şimdi ben 30 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. 8 yıl Hollanda Radyo Televizyon Kurumu'nda o ülkenin göçmenler için, farklı dinler için, orada temsil kabiliyeti olan farklı akımlar için ayırdığı bir yayın saatini biz değerlendirdik, kullandık. Müslümanlarla ilgiliydi. Sadece Hollanda'daki Müslümanlarla alakalı değil, bizim kendi işte gönül coğrafyamızla ilgili de çalışmalar yapmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de Allah kısmet etti, hocamla bir çalışmamız oldu. Bir belgesel, İslam Bilim Tarihi diye. Kendilerinde zaten çok güzel de hazırlanmış, kronolojik sırayla 8. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Müslümanların hangi alanda ne buluşları oldu, ne katkıları oldu, bunu çok güzel anlatıyorlar. Biz bunu biraz daha geliştirdik. Tabiri caizse Hollanda'daki kendi kitlemize, amaç grubumuza yönelik bir çalışma yaptık. Bunu yaparken ben bu arada arkadaşlardan belgeseli izli göstermelerini rica edeceğim. Sesini kısabilirsek ben devam edeyim, süremiz dar. Şu anda yine İslam bilim tarihi üzerinde bir çalışma yapan Hüseyin Şen diye bir arkadaşımız var. Utrecht Üniversitesi'nde yine aynı alanda çalışma yapıyor kendisi. Onun bilgilerinden çok yararlandık. Kendisi aynı zamanda bu Gülhane Parkı'ndaki İslam Bilim Tarihi Müzesi'nin kuruluşunda yer aldı. Hocamın da bir anlamda o ekolünü devam ettirmeye çalışan, Avrupa'da ondan etkilenen, ilham alan akademisyenlerden bir tanesi. Şimdi bir bilim insanının hikayesinde insanın ve bilimin göçü derken yine bu çalışmaların bize başka şeyleri oldu, boyutları oldu. Şunu öğrendik biz. Mesela Leiden, oryantalizmin önemli bir merkezlerinden. 400 yıldır Arapça öğretiliyor. Kur'an-ı Kerim hemen hemen o tarihlerde basılmış. Gramerini basmışlar. Efendime söyleyeyim, Süryanice öğretiliyor 400 yıldır Türkçenin haricinde. Ve Leiden'in başka ilginç bir yönü var. Bizim el yazmalarının dünyada böyle baktığımız zaman, tabii Süleymaniye en büyüğü ama bir onun dörtte biri kadar gibi büyük bir rakamdır. Muazzam bir el yazmaları var. Çok daha önce bizden dijitalleştirmişler. Ulaşılırlık durumu var. Onların benzerleri, tıpkı basımları yapılıyor. Hala devam ediyorlar. Sayfaya bir baktım mesela ne var diye. 1540-1609. Yılında yaşamış bir Warner diye bir elçi var. O İstanbul'da elçilik yapıyor. O dönem 1000 tane yazma eser getiriyor. Hatta kendi vefatından sonra ulaşıyor. Bu devam ediyor. Mesela Sultan Murat'ın bütün emanetlerini alıyorlar. İşte 3-5 yıl önce de Doğu Türkistan'daki bir yazma eserlerini almış bu Leiden. Niye anlatıyorum bunu? Çünkü hocanın uzmanlık alanı aşağı yukarı 400 bine yakın yazma eserleri taramış. Ve oradan yani Müslümanların kendi döneminde katkılarını incelemiş. Hocam bahsetti, 1960'ta işte tesadüfen çocuk sokakta öğreniyor aslında o
147 kişi var. Ama çok enteresan bir şey var. Orada evine gitmiyor, Süleymaniye'ye gidiyor. Yani orada muazzam bir şey var, bir yapı var. Ben onu şey diyorum, yani imani bir kabul ile üzülmesine rağmen bir adanmışlık var. Kendi göç hikayesi. O sayede Almanya'ya gidiyor ama üzülmesine rağmen şey yapıyor. Özellikle oradaki oryantalist akademisyenlerin metotlarından yararlandığı için çok da memnun oluyor bir taraftan. Yani böyle çelişkili bir durum aslında. Bunu da ileriki dönemlerde de söylüyor. Mesela bizim Milli Eğitim Bakanı ile falan konuşuyor. İyi ki diyor beni gönderdiniz diyor. Tabii oryantalizm konusu farklı bir konu ama onlarla farklı düşündüğüm çok yer var. Fakat diyor onların çalışma sistemlerine, metotlarına hayran. Gerçekten çok uzun çalışıyor. 16-17 saat çalıştığını söyleyenler var. Hani böyle bir öğrencilik döneminde bir tanesi soruyor, günde kaç saat çalışıyorsun? 12 saat diyor. Yok diyor, gerçek bir bilim adamı olacaksan diyor 16 saat çalışacaksın. İşte dediğim gibi 400 bin tane el yazmalarını, çok dil biliyor gerçekten. Bunu şeye soruyorlar, ailesi, kendisi Bitlis doğumlu. Babası o dönemin elit bir ailesi aslında. Babam diyor gramer şeyden kaldırılmıştı mevzuattan ama diyor bana çok dili öğretti. Onun faydasını gördüm. Tek başına gramerle dil öğrenemezsiniz ama 17 dil bildiği de abartılı. Kendisi zaten kabul etmiyor. Fakat hemen hemen her sene yeni bir dil öğrenmek için işte dünyanın değişik yerlerini geziyor. Bu onun Wissenschaft und Technik in İslam diye, yani İslam'da bilimde İslam'ın ve tekniğin yeri diye o meşhur çalışmasında bir özet yapıyor. Ben çok kısa bir 12 tane bölüm var. Diyor ki yani nasıl bir iklim olması lazım ki bir yerden bir yere bilim göç etsin. Yani bu aslında hala aktüel bir konu. 8. yüzyıldan itibaren bilimin İslam dünyasına gelişinde şu önemli faktörlerin olduğunu görüyoruz. İslam'la yeni bir ahlak düzeni ve toplum yapısına kavuşan toplumların yeni bir iklimde bir manevi uyanış ve zaferle bilgi ve susamışlığı çekmesi, iki yeni dinleri olan İslamiyet'in bilimi engellemek yerine teşvik ediyor olması, üç Emevi Abbasi hanedanlarının bilimi desteklemeleri, dört diğer dinde olan kimselere her alanda hayat hakkı verilmesi, onlardan yararlanılması. Mesela sık örnek veriyor. Oradaki Süryanilerden, efendim diğer gayrimüslimlerden de hem onlara rahat yaşam hakkı verildiği hem de onlardan yararlanıldığı konusunda. Yeni bir öğretmen-öğrenci ilişkisinin kurulması interaktif bir şekilde. Bu aynı zamanda cami kürsülerine yansıyor. Üniversite kültürünü de oluşturuyor. Altı, doğa bilimlerine, doğa üstü açıklamalar yerine, yani işte rüzgar olunca işte Tanrı bize kızdı falan yerine gerçekten açıklamaya çalışarak objektif bilimsel kıstaslarla bir bakış açısı. Ve bilimi sadece din adamlarının değil, herkesin ulaşabileceği bir saha görmeleri. Bu biliyorsunuz Hristiyan Avrupa'sında sorundu. Camilerde açık tartışma ortamlarının olması, Arapçanın dil olarak sunduğu imkan ve bilim için bunun uygun görülmesi, filolojinin gelişmesi, yabancı dillerle ilişkiler, kavramların alınması, kağıdın o dönemde daha iyi uygun kullanılması ve kalıcı mürekkep tekniği diye. Eğer hakikaten merak eden arkadaşlar varsa, ben yararlandığım eserlerden bir tanesi de Sefer Tuğra'nın Fuat Sezgin, bilimler tarihçisi Fuat Sezgin isimli kitabı, Timaş yayınlarındanmış. Uzun uzun röportajlar yapıyor. Yani kendisi özellikle son döneminde ulaşılması zor, yani görüşülmesi de zor bir insandı. Bunun dışında şey var, konuşmalarında bilimin bütün insanlığın ortak mirası olduğu. Yani kesinlikle orada bir din ayrımı yapmıyor hiçbir çalışmasında, hiçbir şeyinde. 7. yüzyılda Yunanlardan, daha sonra da Hintlilerden 2 yüzyıl boyunca sürekli bilgi aktardıkları Müslümanların tercüme yaptıklarını görüyoruz diyor.
Ancak 200 yıl sonra kendileri bunların üzerine yeni yeni bir şeyler koyarak ilerletiyorlar. Yeni çalışmalar yapıyorlar. Ve bunları yaparken de örnek veriyorum. Mesela bazıları diyor ki işte namaz vakitlerini bilmeleri gerekiyordu, kıbleyi bilmeleri gerekiyordu. O yüzden işte usturlap gelişti vesaire. Kesinlikle değil. Hemen hemen yani o dönemin bilime ait hemen hemen her alanda katkıları var. Mesela Ulubey'den bahsedildi demin. Bazıları 200-300 yıl hatta 500 yıl sonra Batı tarafından evet gerçekten böyle bir şey var diye onaylanan birçok örnekleri var. Mesela Halife Memun'un 9. yüzyılda yaptığı bir harita var. 1933'te kendisi Topkapı Sarayı'nda buluyor bunu. Ve yani merakından dolayı dediğim gibi 400 bin tane yazılı el yazmalarını ki farklı farklı dillerde Rusçasından işte Süryanicesine kadar sadece işte Latince, İngilizce gibi dillerin dışında çok farklı dilleri bilen birisi. Bir öz eleştiri yapıyor. Mesela şu anki günümüzde bizden için gelişmemesine dair İslam'ın dil bilmemekte yani yeterli yabancı dil bilmememize hatta ana dili Türkçe ile bilmememize de bağ kuruyor. Bunu ben yurt dışında yaşadığım için biliyorum. Eğer kendi ana dilinizi iyi bilmiyorsanız ikinci, üçüncü bir dili de hakikaten konuşamıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Ben süreden dolayı şeye geçiyorum. Toparlayayım isterseniz hocam. Leiden'dan bahsettim. Mesela şey var. Yani yine Batı'nın şey kültürüyle alakalı, bizim kendi coğrafyamıza alakalı. 1848 yılında kurulmuş bir yayın evi var, Brill diye. Bir heyet kuruyorlar bunlar. UNESCO bunlara şey veriyor o dönemde. Diyorlar ki İslam bilim tarihi yapılması lazım hakikaten. Bu insanlığın ortak mirası. Bunu da davet ediyorlar. Bu diyor ki zaten ben başladım diyor basılmak üzere. Diyorlar ki bunu bir kimse hiç yapamaz. Hatta arkasından bu çıktıktan sonra söylüyorlar. Bunu diyorlar bir kişinin yani şey değil, kaldırabileceği bir şey değil. Ama hele hele bir Türk'ün yapabileceği hiçbir şey değil. Yani biraz da bize bakışla alakalı bir şey. Ama kendisi eserini yaptıktan sonra onlara da gönderiyor. Ondan sonra o komisyonu lave ediyorlar. Yani UNESCO'dan bir bütçe ayrılmasına rağmen. Çünkü şeyi görüyorlar yani ortak orada verilmek istenenin uzun yıllar bir emeğin şeyi neticesi yapıldığını görüyorlar. Mesela hoca şuna çok vurgu yapıyor. Müslümanların diyor kesinlikle bilgiyi alırken, bilimi alırken herhangi bir kompleksleri yoktu. Mesela Aristo'dan bahsederken el muallimin el evvel diye galiba bir işte ey yücelerin hücresi diye bir sıfatlar kullanıyorlar Müslümanlar. Ama Batılılar Endülüs'ten işte efendim veyahut Haçlı seferleriyle münasebetlerde alırlarken ya isminden hiç bahsetmiyorlar veya aşağılayıcı bir sıfat kullanıyorlar. Arada bir fark var. Mesela yine 8. yüzyılda falan Yunanlar bile eski Yunancayı anlamıyorlar ama ilk Müslümanlar yani farklı bir toplum düzeniyle Hintçeden, Yunancadan yararlanmak için muazzam eserler çeviriyorlar. Yine mesela hocam da bahsetti. İmam Buhari eseri de Müslümanların tamamen böyle sözlü bir tamam bizim bir sözlü bir kültürümüz var. Yazılı şeyimiz, geleneğimiz çok gelişmiş değil ama sürekli aslında kaynak kültürünün bilimde hocalarım daha iyi bilirler. En önemli şey ispat. Onun kesinlikle ihmal edilmediği bilakis çok yani böyle yazılı olarak hem de verildiğini anlatıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Anlatacaklarım özetle bu kadar. Burhanettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler verdi. Evet, Fuat Sezgin aslında tek kişilik bir enstitü. Yani bugün Türkiye'de herhangi bir enstitünü yapamayacağı bir işi, yani yüzlerce kişinin çalışacağı bir kurumun yapamayacağını yapan bir isim. Ve burada bilimin aslında sabır, gayret ve azimle ilgili olduğunu aslında bir anlamda gösteriyor ama bir tarafıyla da bir hikayesinde bir kısım var.
O da aslında bütün göçmenlerle ilgili bir kısım. O da şu: her göç trajiktir, her göç travmatiktir, bir travmatik bir etki yaratır. Ve dolayısıyla o travmatik etkiyle bir şeyleri ortaya çıkarma, bilim yapma, sanat yapma arasında bir ilişki vardır. Bu hikayeyi aslında Cemil Meriç'in günlüğünde de görebilirsin. O da bir göçmen bir ailenin çocuğudur ve bir göçmen bir aile çocuğu olarak o yalnızlığını, yalnızlaştırılmışlığını, göçmen hikayesini çok net görürsünüz. Yani onun yazıyla olan ilişkisiyle göçmenliği arasında çok trajedisi arasında birebir bir ilişkin olduğunu görürsünüz. Fuat Sezgin'de de böyle bir damar var, böyle bir taraf var. Ama bir tarafıyla da şöyle bir hikayesi var. Şu aslında derdi olan bir adam, bir derdi var. Derdiniz yoksa bilim yapamazsınız. Fuat Sezgin dertli bir adam. O da şu: bilim tarihinde kopuk bir evre var. Bir antikte var. Orta çağ var. Orta çağdan birden yeni çağda bilim başlıyor. Ve orada Fuat Sezgin'in aslında dünya bilim tarihine kazandırdığı en önemli şey o kayıp zamanı bir şekilde telafi etmesi. Kayıp yüzyılları bir şekilde telafi etmesi. Bir şeyi daha bize aslında gösteriyor. Tercüme üzerinden aslında bilimin göçünü gösteriyor. Yani sadece bilim adamının göçünü değil, bilimin de bir şekilde göç ettiğini. Niye? Şöyle, antikitede üretilmiş olan metinler var. Aristo'nun, Platon'un metinleri var. Bunlar bir şekilde orta çağda unutulmuş, hatta yasaklanmış. Kilise Aristo'nun metinlerini yasaklamış. Ama Müslümanlar bunları çeviri yoluyla kendi kültürlerine kazandırmış ve dolayısıyla İslam felsefesi dediğiniz felsefenin aslında temelinde bir anlamda Batı'nın unuttuğu antikite var. Rönesans'ta işte Müslümanlar üzerinden, Avicenna diyebildiğimiz isimler üzerinden, Farabi, İbn Sina üzerinden yeniden hatırladıklarını görüyorsunuz. Bu kayıp halkayı işte bize bir şekilde Fuat Sezgin dünya bilim tarihine, ama o muazzam 400 bin ciltlik işte dünyanın her yerindeki yazmayı bilebilecek kadar merakı olan bir insanın aslında gösterdiği, üretebileceğini gösterdi. Ama ben yine söylüyorum, onun arkasında birazcık o uzaklaşması, vatanından uzaklaşması. Kimse göçmen olmak istemez. Şu ya da bu şekilde göçmen olmak istemez. O trajedinin aslında bir anlamda onu üretmeye ittiğini düşünüyorum. Sanırım son konuşmacımız Sayın Hocam Profesör Doktor Erkan Perşembe bize Fuat Sezgin'in burada anlatmadığımız belki hikayeyi tamamlayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum şimdi. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar herkese. İbrahim hocam aslında benim metni bilmiyor ama ben metnimi şöyle bitirmiştim. Bu alana katkısı Fuat Sezgin'in belki bir üniversitenin yapabileceğinden daha büyük ve önemlidir. Kendisi bundan da bahsetti. Yine Burhanettin Bey, yine Fuat Sezgin'le ilgili belgesel anlamda yaptığı çalışmayla da ilgili bir sunu yaptı. Şimdi Doğu ve Batı arasındaki ilişkiler, İslam ve Batı karşılaşmasında biz geçmişle bugünü kıyasladığımızda Pakistanlı alim Pervez Hotbey'in bir İslam ve Bilim kitabında ütopik bir iddiası var. Ve bu iddiayı her zaman anarım. Şöyle bir örnek veriyor. Bizden dünyadan daha medeni konumda olan uzaydan bir heyet gelse, dünyayı gezse 10. yüzyılda ve Batı'yı da Doğu'yu da İslam toplumun olduğu bölgeyi de Batı dünyasında incelese, şöyle bir rapor verme durumundaydılar. Bağdat'taki Beytül Hikme ve buradaki ilim seviyesi ve Batı'daki bunun çok tersi bir konumdan dolayı dünyanın geleceğini şekillendirecek olan uygarlık bu bölge raporunu verirlerdi. Fakat 1000 yıl geçtikten sonra aynı grup dünyaya gelselerdi bunun tam tersi bir durumla karşılaşmanın getirdiği bir hayal kırıklığını raporlarına eklerlerdi. Şimdi
Bu ütopik bir iddia ama maalesef Müslümanlar ellerindeki bilim mirasını bıraktıkları gibi bunu araştırma veya kendi güneşi cebinde kaybetme, Nezih Fazıl'ın dediği gibi kütüphanelerinde birçok el yazması, zenginliğe sahip oldukları halde çok büyük bu konuda hatta utanmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tabiri biraz şey kullanıyorum ama 1970'lerde Ebu'l-İz el-Cezeri'nin otomatik makinelerle ilgili tasarım içeren el yazması Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nden Fransa'daki bir merkez tarafından alınarak ve ilk defa Fransızlar tarafından oradaki gravürlerle birlikte resim ve şemalarla birlikte yayınlandığında Türkiye'deki birçok bilim adamı o zaman utandı. Bilim Teknik Dergisi o yıllarda kapak yapmak durumunda kaldı bu sayıyı. Yani bizim kendi hazinemizi bize başkaları tanıttı. Şimdi bu anlamda Fuat Sezgin'e bilim ve bilim adamının göçü derken hocamız bahsetti birçok Alman bilim adamı, 300'e yakın bunlar, Türkiye'ye geldiler. Üniversite reformunda hocamız Malzschut'tan bahsetti. Schwarz tıp alanında, Hirsch mesela 20 yıla yakın hukuk fakültesinde hem İstanbul hem Ankara hukuk fakültesinde çabaları olan kişi. Yine zihniyet ve din gibi önemli bir Müslüman dünyasındaki zihniyet problemini, gerilemenin nedenlerini ortaya koyan Sabri Ülgener, yine Rustow, Neumark, Kessler gibi Alman bilim adamlarından metodolojik yardım almıştı. Şimdi bu noktada bizim bilim insanına verdiğimiz değere baktığımız zaman Hitler'in totaliter rejiminden dünyaya sığınan bilim adamlarının bilim adamlarına yapılan muamelelerin zaman zaman bizde de gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela Muzaffer Şerif'e yine ben alanım dolayısıyla kısaca bahsetmek istiyorum. 1944'te düşünceleri nedeniyle hapse atıldıktan sonra tekrar çıktığında Amerika'ya gidiyor. Ve Muzaffer Şerif sosyal psikoloji alanında Amerika'da kendi adıyla son derece meşhur bir bilim adamı. Yani bugün Aşın, Milgram'ın ve Şerif'in deneyinden bahsedilir sosyal psikoloji alanında. Yani bu deneylerin içeriğine girmeyeceğim. Şimdi Ali Şeriati'yi veya birçok dünya üzerinde 20. yüzyılda çığır açan, kendisini aşmış olan bilim adamları var. Ama bizim konumuz Fuat Hoca. Fuat Hoca dünya çapında, dünyanın hayran olduğu. Yani tam bir bilim adamı, objektif, bilimin namus, bilim namusuna kendi kişiliğini mal etmiş olan, kendi kişiliğine mal etmiş olan ve demin Burhanettin Bey bahsetti, burada Ritter'in ona şöyle bir sorusu var, kaç saat çalışıyorsun? 13-14 saat. Sen bilim adamı olamazsın diyor. Yani 17-18 saat en az çalışman gerekir diyor. Ve orada biz şimdi Fuat Sezgin'le ilgili hocam nereden basılıyor? Tamam. Kısa kronolojik bahsedilirse 1924 yılında doğan Fuat Sezgin'in İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde Arap Filolojisi eğitimi almaya başladığında şöyle bir şansı var.
İslami ilimler ve oryantalizm alanında otorite sayılan Alman oryantalist Helmut Ritter yanında eğitim görüyor. Şimdi burada çarpıcı olan ve buraya almak durumunda kaldığım şey, hocası Müslüman matematikçiler Harizmi, Ebu'l-Vefa Buzcani, İbni Heysem, Biruni gibi isimlerin sonraki dönemlerin Avrupalı matematikçileriyle aynı seviyede yer yer üstün olduğunu öğrenince şaşkınlık geçiriyor. Ve hocası ona matematik öğrenmesini telkin edince Fen Edebiyat Fakültesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde bu konuda dersleri takip ediyor. Ve Ritter kendisine Arapça öğrenmesini de önerdikten sonra, bu konu ilginçtir, 1942'de üniversiteler kapatılıyor Hitler'in tehdidi dolayısıyla. Ve bu tehdit sonrasında evine döndükten sonra burada kendi çabasıyla 6 ay içinde Arapçayı öğreniyor. Yani Sezgin Hoca'nın son derece zeki bir kişi olduğunu da görüyoruz. Sezgin hocasını öğrencisinin muvaffakiyeti karşısında kendisini bahtiyar hisseden, ilmi ciddiyetinden taviz vermeyen bir ilmi adamı olarak anar. Ve İstanbul'daki birçok yazma eser üzerine hocasıyla birlikte yoğun çalışma geçirmiştir. Ve hocasıyla saatlerce bütün el yazması, kütüphaneler ve kitaplar üzerinde çalışma yaparken artık öyle bir uzmanlığa erişiyor ki, kitabın kapağından, yazı tekniğinden, kağıdın kalitesinden hangi döneme ait olduğu konusunda tahminler yürütüyorlar. Bu denli. Ve Ritter 30 yılını verdiği Türkiye'den ayrılırken 1949'da kendisine ben kendimi bu şehrin kütüphanelerinin kralı hissediyorum. Şimdi tahtımı sana devrediyorum. Onun değerini iyi bil diyor. Şimdi burada 1960'a da atlayacağız ama bu konuda evet 1961'e talihsiz bir döneme geçmeden önce tezi bahsedildi. Buhari'nin Kaynakları adlı doktora tezini 1954 yılında bitiriyor. 1956 yılında doçent oluyor. Fakat 1961 yılında 36 yaşındayken ihtilal hükümetinin yine bir totaliter bir dönem 147 üniversiteden uzaklaştırdığı hoca arasında yer alıyor. Ve iki bavul dolusu fiş ve belge ile Frankfurt Üniversitesi'nden aldığı davet üzere buraya misafir öğretim üyesi olarak geçiyor. Şimdi hocanın burada Üsküdar'a bakıp hüzünlü gözyaşları döküp içinde bulunduğu psikolojiyi anlatan bahisleri kendi ağzından da YouTube'da kendi belgeselinde de izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir bilim adamının göçü, zorunluluk olması ve bu göç aslında ona daha büyük imkanlar sağlayacak. Yani Türkiye'de kalsaydı, bunu hatta ben tartışmamız gerektiğine inanıyorum. Fuat Sezgin olur muydu? Yani bizim bu bilim dünyamızdaki baskı ve işte değişik durumlar nedeniyle. Şimdi 1965 yılında profesör oluyor. 67'de çok önemli bir çalışmaya başlıyor. Karl Brockelmann'ın Geschichte der Arabischen Literatur isimli Arap literatür bilim tarihiyle ilgili yapmış olduğu bir çalışmasının daha gelişmiş, işte Burhanettin Bey az önce yine değindiği için ben ayrıntıya girmeyeceğim. Aslında bu konuda komisyon oluşturulması ve bunun yapması yapabileceği konuşulurken kendisi hocasının da onayını alarak
1967 yılında Geschichte des Arabischen Schrifttum isimli bu konudaki Arap bilim tarihiyle ilgili çalışmasına başlıyor. 1978 yılında Kral Faysal ödülünü aldıktan sonra bu vesileyle Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanışıyor ve aklından geçen bir projeyi onlara sunarak destek görüyor ve 1982-83 yıllarında Göte Üniversitesi'ne bağlı Arap İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve müzesini kuruyor. Şimdi Sezgin Hoca bazı küçük sarsıntılar bir tarafa, geçen bu zaman zarfında, yani bütün el yazmaları noktasında, hocamız az önce İbrahim Bey de bahsetti, dünyanın neresinde hangi el yazması varsa, kaç tane o farklı çoğaltılmış nüshaları, hepsini ezbere bilecek derecede büyük bir vukufiyet içinde. Bazı küçük sarsıntılar bir tarafa, geçen bu zaman zarfında sadece bir gerçeğin peşinde koştum diyor. İslam kültür dünyasının bilimler tarihindeki yeri nedir? Ve Sezgin, dünyanın neresinde olursa olsun, İslam bilim tarihi adına fizik, kimya, matematik, astronomi, tıp gibi bir eser duysa peşinden gitmiştir. Tabir caizse iğneyle kuyu kazar gibi çalışmıştır. Ve az önce bahsetmiş olduğumuz Geschichte des Arabischen Schrifttum kitabını ansiklopedik çalışmasının en son vefatından çok kısa bir süre önceye kadar 17 cilt halinde yayınlamaya muvaffak olmuştur. 9446 sayfa ve İslam bilim tarihini 7. yüzyıldan başlayarak çok enteresan, hem kaynaklarıyla hem kaynakların içerikleriyle ilgili dile getiriyor. Hocam herhalde süremiz bitiyor. Ben o zaman biraz hızlanarak. Şimdi bunun Sezgin Hoca'nın buradaki asıl bize kendi dilinden onun amacını, niyetini bilmemiz gerektiği konusunda bazı slaytlarım vardı. Genellikle Müslümanlar çalışmalarını, bu çabaların nedenini açıklarken Müslümanların ilim dünyasındaki yeri bilinmiyordu. Bunun bütün bilinenler birkaç tane usturlap ve birkaç rubu tahtasından ibaretti. Batı dünyası bunu örtüyordu. Bizimkiler farkında bile değildi. Ben İslam dünyasının böyle olmadığını ve İslam'ın insanlara aktarıldığı gibi ilimle alakasız bir din olmadığını düşünüyordum. Geri kalmışlığımızın sebebi olarak da İslam dininin suçlanmasını kabul edemiyor ve geri kalmışlığımızın sebebinin İslam olduğuna inanmıyordum. Bu çalışmaları, bu yanlış anlayışları tasih için yaptım diyor. Hocam çok az bu şeyi. Benim mensup olduğum bir ilim, kültür ve medeniyet dünyası var. Bizler köksüz ve sahipsiz değiliz. Çok derinlere inen sağlam bir medeniyete beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu medeniyetin görmezden gelindiğini, hakkının yenildiğini, tahkir edilip bütün yaptıklarının elinden alındığını, ona zulmedildiğini gördüm. İslam medeniyetinin bu göz kamaştıran birikimini, dünya bilimine yaptığı büyük katkıları, bunun farkında olmayan dünyaya tanıtmayı gaye ittihaz ettim. Bu gayretimin bir kısmı sadece bilim dünyasına hizmet için ama diğer çok mühim bir gayesi koskoca bir İslam aleminin yitirmiş olduğu kendine hürmeti, güveni, insanlık tarihindeki yerini hatırlatmak, kaybettiklerini iade etmektir. Ben 60 yıllık çalışmam sırasında her gün biraz daha fazla İslam uygarlığını tanımanın ve tanıtmanın Batı dünyasına ulaşma davası bakımından en sağlam, daha doğrusu tek yol olduğuna inandım. Bugünkü bilgime göre ki bunu gerçeğe oranla çok yoksul buluyorum. Yani o çalışmalarını bile yetersiz görüyor.
genç Batı uygarlığını, İslam uygarlığının değişik coğrafya ve iktisadi şartlar altında gerçekleşen devamı olarak görüyor. Bu anlamda İslam bilimleri Yunan bilimlerinin bir devamı olarak gelişti. Diğer taraftan Yunan bilimlerinin temellerinin eski Mısır ve Babilonya bilimlerine dayandığını bilimler tarihi yavaş yavaş ortaya koyuyor. Benim için bilimler tarihi bir bütündür. Bu önemli bir tabir. Bilim tarihçisinin ödevi bu bütünü meydana getiren parçaları gerçeğe uygun bir şekilde hislerden, ön yargılardan uzak tam bir objektiflikle değerlendirmektir. Burada onun bilim namusu anlayışını zaten görüyoruz. İslam bilim tarihiyle ilgili çalışmalar noktasında 19. yüzyılda, 18. yüzyıldaki bazı Almanya'daki bilim adamlarının katkısından da bahsediyor burada. Hatta İslam dünyasının çeşitli aletleriyle ilgili yine geliştirmiş olan Eichhard Wiedemann'ın anıyor. Yani bu konuda kim katkı sağlamışsa hepsini hayranlıkla anıyor. Fuat Sezgin'in hayatına adadığı bir çalışma alanında İslam bilim tarihinde bilinen ve bilinmeyen İslam alimlerine ait kitapların kütüphanelerden taranarak ortaya çıkarılması ve yayınlanmasıdır. Bu anlamda slide geçmek istiyorum. Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknik adlı kitabında İslam bilim tarihi alanında hem Müslümanlar hem de Batılılarca yapılmış çalışmalardan bahsettikten sonra bu çalışmaların aktarılabilmesinin en iyi yolunun bu tarihi arka planda üretilmiş, icat edilmiş aletlerin kopyasını yaparak onları sergilemek olduğu tespitinden hareketle bir bilim ve teknoloji müzesi oluşturmuştur Frankfurt'ta. Ve daha sonra bu İstanbul'da 2008 yılında Cumhurbaşkanımızın da destek ve katkılarıyla birlikte Gülhane'de açılmıştır. Sezgin'in son yazdığı 5 ciltlik İslam bilimleriyle ilgili kronolojik buluş indeksinin yer aldığı kitap için Alman Başbakanı Schröder şöyle bir mektup yazmış. İlginç buldum. Bu iki kültür dünyasını birbirinden ayıran kesimlerin karşısında mücadele edebilmemiz için bize en büyük desteği verdiniz. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Fuat Bey, kütüphaneye demin hocam da söyledi, 1200 küsür cilt bir el yazması hediye etmiştir. Bu bizim bilim dünyamız için müthiş bir şeydir. Fakat maalesef Almanya, Fuat Sezgin'in kendi yayınlarında olan birçok kütüphanesindeki değerli yayınları Türkiye'ye getirmesine izin vermemiştir. Fuat Sezgin Hoca, bu topluma hizmeti engellenmiş, bilimsel kalitesini keşfeden ve kendisini kabul eden yeni bir dünyada bütün ömrünü İslam bilim tarihine hizmetle geçirmiştir. Bu alanda katkısı belki bir üniversitenin yapabileceğinden büyük ve önemlidir. Dünyanın tanıdığı önemli bilim adamlarından biri olarak kendisini saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sesim yeter diye düşünüyorum ama yine de teşekkür ediyoruz hocama. Evet hocam bir soru sordu. Burada kalsaydı Fuat Sezgin olur muydu diye. Olmayacaktı. Aslında Fuat Sezgin kendi hikayesini tamamlamadan Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönme kararı aldığında pek çok Alman, hatta Türkiye'den de insanlar dönme dediler. Ama o ısrarla dönmek istedi. Çünkü dönmek istemesinin de aslında bir sebebi vardı. Eğer dönmemiş olsaydı biz zaten şu an Fuat Sezgin diye birisinin varlığından bile haberdar olmayacaktık. Yani böyle bir aslında trajik, hikayenin trajik tarafı da bu. Gerçekten bilmeyecektik. Fuat Sezgin diye birisi yaşadı mı diye bilmeyecektik. Bu kendini bilime adamış 17 ciltli ki aslında tamamlayamamıştır hocam biliyorsunuz. Keşke kalsaydı tamamlasaydı diye de bilirsiniz ama ben pek o tarafından bakmıyorum. Şu tarafından bakıyorum. Fuat Sezgin'e göre Müslümanların en önemli problemi kendilerini aşağılamalarıydı. Yani kendilerini aşağıladıkları için de kendi yitik hazinelerinin peşine pek gitmiyorlardı. Aslındaki derdi buydu. Yani bir şekilde o onlara
bu yitik hazineyi hatırlatmakta. Ama şunu da biliyordu, çok iyi biliyordu ve bunu da söylemiştir. Yani en az üstünlük duygusu da aşağılık duygusu kadar psikolojik bir marazdır, hastalıklıdır. Bu da bizi kendimizden uzaklaştırır. Yani asıl vermeye çalıştığı mesaj buydu. Hocam müzeden bahsetti. Mutlaka gidip görmemiz lazım o müzeyi. O müze için aslında kendi bilimdeki tamamlayamadığı hikayeyi yarım bıraktı. Maalesef biz sadece bu 17. cildin bir cildini Türkçe'ye çevirebildik. Sağlığında bunun yapılması gerekirdi. Onun müdahaleleriyle yapılması gerekirdi. Herhalde bundan sonraki süreçte bunu yapacağız. Bu da onun hikayesindeki başka bir trajik taraf. Bir başka özelliği onu ifade edip bitireceğim. Hiç şova soyunmadı. Yani günümüzdeki şovun bir parçası olan One Mask Show Go On diyen adamlardan olmadığı için biz şu an bilmiyoruz ismini. Burada oturanların belki büyük bir kısmı bilmiyor. Olmuş olsaydı zaten Fuat Sezgin olmayacaktı. Çünkü bilim başka bir şey, şov başka bir şey. Teşekkür ediyorum buradaki bütün katılımcılara. Sanırım bir sertifika vereceğiz, teşekkür belgesi vereceğiz. Onu da ben mi yapacağım? Teşekkür ediyorum. Buradan sıradan başlayalım isterseniz. Tamam.